Evet dostlar, yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Opel'i bitirdik çok şükür. Mekanik, aksesuar vesaire işlemlerin hepsi tamamlandı. Şimdi ben size bu işlemlerin hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bir bir ne yaptık, nasıl yaptık. Bu arada da detaylarını vesaire göreceksiniz. Ben de hemen şuradan bir liste alayım elime. Çünkü gerçekten ciddi para harcadım ve uzun bir işçilik yaptım. Ama sonunda güzel oldu mu derseniz çok güzel oldu. Araba zaten kısa süredir bende ama birkaç gündür de bir fiil biniyorum. Bayağı sağa sola gezmeye giderken bununla gittim. Çünkü gerçekten çok keyifli bir araba oldu. Aldığımda öncelikle ilk videoda söylemiştim. Onu da hemen ekleyelim burada bir yere. İlk videodaki sıkıntıların üzerine neler yaptık onlardan bahsedeceğim. Yani onu izlerseniz daha iyi olur. Öncelikle yürüründe sıkıntımız var demiştik. Yürüründe neyle başladık? Aracın arka iki porya bilyesi ilk değiştiğimiz şey oldu. Bununla birlikte arkaları açmışken balatadan bir ses geliyordu. Onun da hemen baktık, balatası gayet iyi durumda ama kampanası biraz yıpranmış görünüyordu. O yüzden üzerlerinden bir boy tornalama işlemi yapıldı. Kampana tornalaması arka fren sisteminde elden geçirilmiş oldu. Dedim ki arkaları yapmış, şunun sökelim bir de önlerine bakalım. Araba hazırda, liftteydi, hiç indirmeden, denemeden, ses yapıyor mu yapmıyor mu görmeden hemen önleri de söktük. Balatalar azalmış. Bir bakım daha rahat giderdi. Bir 10 bini daha vardı o balataların ama biz yine de hani sökmüşken bir de kendimiz kullanmayacağız, bir başkasına vereceğiz vesaire gibi durumlar olduğu için adımıza leke düşürmeyelim dedik ve ön balataları da komple değiştirdim arkadaşlar. Ön balataları da yenilendi. Şu ana kadar bile sadece bunlar bile ciddi bir fiyat tutmuş oluyor. Ama bununla birlikte başka ne sıkıntı yaşadım? Bununla bir talihsizlik yaşadım. Arabaya bindim, her şey çok güzel olmuştu. Evin önüne geldim akşam, el frenini çektim. El freni bayağı boşa düştü arkadaşlar. Gerdirmedim. Boşu boşuna gerdirme vesaire gibi bir işlem yapmadım. Direkt halat komple sıfırlandı arkadaşlar. Halatla birlikte tertibatını da değiştirdim. Tertibatı da sıfırlandı. Burçları vesaire hepsi değişti. Bu da tabii ki ciddi bir para. Sonrasında yine yürür aksamında devam etmem gerekirse arkadaşlar, yürür aksamında zaten periyodik bakım fix, bunu biliyorsunuz. Hava filtresi, polen filtresi, yağ filtresi, yağ komple değişiyorum. Benim elimden geçen araçların hepsinde siz periyodik bakımını sıfır yapılmış bir şekilde alıyorsunuz. En baba böyle çok beğendiğim araçlar olursa birkaç gün biniyorum. Hepsi o. Yani onu da yazmaya bile gerek yok. Benden aldığınız kilometre sizin için periyodik bakımın başlangıcı oluyor arkadaşlar. Şarjını vesaire ölçtürdüm. Aküsü değişti. Aküsünün garantisi var. 0.1 akü koydum. Aküsü biraz zorlanıyordu. Şarjı düşüktü. O yüzden 0.1 akü koydum üstüne. Onu da yapmışken ekstra olarak bir de şarjını yaptırdım arkadaşlar. Şarjının bilyasında bir miktar bir ötme vardı. Şarj bilyasını da değiştirdik. Bunları sadece söylemekle kalmayayım, göstereyim arkadaşlar. Zaten arabanın detaylı her yerini göreceksiniz. Gel böyle. Şöyle motora bir yaklaşırsak akümüz 0 arkadaşlar. Yeni bir akü koydum araca. Bunu güle güle kullanın. 2 yılda garantisi var. Garantiden yana da sıkıntı yok. Burada tesisatın kablolarını vesaire bir elden geçirttirdim. Üstünün izolasyonunda biraz yıpranma vardı. İzolasyonunu yenilettim. Zaten filtremiz, yağımız hepsi değişti. Şarjının bilyasından, şu arkadaki şarjın bilyasından biraz ses vardı. Arabayı her şeyi düzene oturduktan sonra, yürür aksamdaki sıkıntıları çözdükten sonra o sese takıldım. Ve o ses de tamamen giderilmesi için o da değiştirildi. Bununla birlikte tüpte de arkadaşlar bir sistem değişikliğine gittim. Bunu neden yaptım onu söyleyeyim. Eski bir tuş vardı içeride. Tuş gerçekten haşat bir hale gelmişti ve düzgün işlevini yerine getirmişti. Böyle bir sıkıntısı vardı. Ben de değiştirmişken burada tertibatında zaten siz alırken de geldiğinizde görürsünüz, tertibatıyla birlikte tuşu da komple değişti. Yeni bir kablo sistemi ve tüp tesisatını yenilemiş oldu. Bunun dışında motorda yapabileceğim artık işlemlerin sonuna gelmiştim. Yağını vesaire de her şeyini değiştiğimiz için artık motorda yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Yürür aksamına dönüyorum. Yürür aksamında balatası, porya bilyesi, kampanası vesaire, el freni hepsi yapıldığı için ekstra orada da yapacak hiçbir şey kalmadı. Şimdi bunları bitirmişken birkaç tane de kozmetik olarak eksiği vardı. Bunları zaten söylemiştim. Ama benim için bu arabanın en büyük artısı, zaten dediğim gibi videoda da şu an görüyorsunuz, buradaki mumları dahi duruyor arkadaşlar. Birazcık daha yaklaşır mısın? Ben mumları bir özellikle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu arabada değişen yok. Bu mumlar fabrikanın attığı orijinal mumlar. Keza aynı şekilde diğer tarafta da duruyor. Ta çamurluğuna kadar orijinal mumları duruyor arkadaşlar. Önden arkadan kesinlikle
kesinlikle bir kazası vesaire yok aracın. Benim zaten alırken en çok dikkatimi çeken şey bu olmuştu arkadaşlar. Kasası gerçekten çoğu yeri boyasız. Onu da en son satış inceleme videosunda zaten size özellikle boya makinesiyle tutup göstereceğim arkadaşlar. Bu sadece neler yaptıklarımızı net bilin diye hazırladığım bir video. Sonrasında kozmetik olarak eksikleri amblemlerimiz vardı. Amblemin üzerinde şu an hala bant var, görüyorsunuz. Amblemlerimizin eksikleri tamamlandı arkadaşlar. Amblemleri üzerlerine eklendi. Antenimi de açayım. Stopunda sıkıntı vardı. Dedim ki bu stopu kesinlikle arkadaşlar ben size öyle kırık, patlak, çatlak bir şekilde vermeyeceğim. Ha isteyen olursa bagajda eski stopu da var. O da orijinal stopu. Hani daha önce değiştirilmemiş olan stopu. İsterseniz onu da yanında verebilirim ama kenarları falan kırık. Ben size öyle kırık çıkık bir araba hiçbir zaman teslim etmedim ve etmeyeceğim de Allah'ın izniyle. Sonrasında içi dışı komple bir temizliğe gidildi. Burada da logo yenilendi. Burada da bantları görüyorsunuz arkadaşlar. Logo arkada da yoktu. Arka logosu da eklendi. Komple bir parlamaya, vinil yenileyiciye girmesi gerekiyordu buraların. Çünkü çok net güneş yanıkları ve izler vardı. Bunların çözülmesi gerekiyordu. Keza onları da hallettim arkadaşlar. Onlar da yapıldı. İçi temizlemeye gitti. İçini ilk videoda gördüğünüz biraz pisti. Aslında amcamız bayağı güzel yapmıştı. Burada içerisinde şöyle biraz daha yakından görebilirsin. Burada içerisindeki halısına kadar ben yaptırmadım arkadaşlar. Buradaki bagaj halısını ve içerideki halılarını amcamızdan bize geldi. Buradaki ilk yardım yerlerine kadar hepsi sağlam çalışır bir şekilde duruyor arkadaşlar. Onları da şöyle bir göstermiş olayım. Hiçbir yerinde hiçbir sıkıntı yok. Arabanın kesinlikle şöyle az daha geri çekilirsem buraları da göstereyim. Bakın kesinlikle hiçbir yerinde kaza vesaire söz konusu değil. Değişen parça söz konusu değil. Hepsi orijinaliyle duruyor. Buradaki stop orijinal zaten. Orayı da ben değiştirdim arkadaşlar. Kırık olduğu için. İçine doğru ilerlemek istiyorum. Çünkü içinde de bazı eksikler vardı. Bunları dedim ki halledeceğim, yapacağım. Onları da göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle içine doğru geçelim. Şöyle kapıyı açtığımda komple bir temizliğe girdi arkadaşlar. Döşemeleri falan görüyorsunuz. Zaten buralarda hiçbir deforme yoktu. Amcamız sağ olsun çok güzel bakmış. Orijinal anahtarına ve buralara gerçekten bayılmıştım. Buraların sadece temizliği yapıldı. Vinil yenilemesi yapıldı. Size özellikle bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bir aracı alıyorsunuz. Aldığınız zaman benim en çok dikkat ettiğim şeylerden biri. Bunu Şahin'de de söylemiştim. Benim 91 Şahin'imde dahi burası hatasızdı. Görüyorsunuz. Bakın burada bozulma yok. Yana yatma yok. Açılma yok. Hiçbir şekilde hiçbir problem yok. Buralar böyle olması lazım. Ben aldığım arabada bunlara çok dikkat ediyorum. Bu temiz özenli kullanılmış arabanın getirdiği şeyler. Şimdi arkadaşlar içerisine geçtiğimiz zaman burada dediğim gibi bir kötü görüntü vardı. Buraya böyle bir yenileme yaptım. Bu da bayağı güzel oldu. Şöyle telefonu falan koyduğunuzda sapasağlam duruyor. Hoş oldu o yönden. Onu sevdim. Sonrasında yaptığım diğer yenilik atiker tüpünü söylemiştim. Gördüğünüz gibi yeni sistem. Mavi led olanlardan bu. O da yeni takıldı. O da tamamlandı. Tamamlandıktan sonra içinde de benim yapabileceğim başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Oraları da tamamladım. Şöyle arkayı da tekrar bir göstermem gerekirse arkadaşlar buralarda komple bir tekrar temizlendi ve kuaförü yapıldı. Şöyle gösteriyorum. Her yer tertemiz. Bayağı spora vesaire de bununla gidiyorum. Dediğim gibi birkaç gündür de bir fiil net bir şekilde ben bu aracı kullanıyorum. Bütün eksikleri tamamlandı. Bugün zaten Instagram'da paylaştım. Bundan sonra ya bugün akşam ya yarın muhakkak ilana da girecek arkadaşlar. İlanda da görebilirsiniz, alabilirsiniz. Artık inşallah size hayırlı uğurlu olsun. Biz inceleme videosuna geçelim. Bu videodan sonra inceleme videosu geliyor. Onda da bir sürüş vesaire de yapacağım. Beklerseniz o videoyu da izlemiş olursunuz. Abone olur, takipte kalırsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle bir bir ilmek ilmek emek uğraşıyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.